Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ruro pasta tarifiyle geldim arkadaşlar. Elmalı kurabiye pasta sevenler için nefis bir tarif. Hemen tarifime geçiyorum. Tarifim için tavama rendelemiş olduğum 6 tane elmayı alıyorum. Üzerine 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. Güzelce kavuruyorum. Kavrulmakta olan elmalarıma 1 tatlı kaşığı tarçın, yarım kase ceviz ilave ediyorum. Bu kadar yeterli. Ocaktan alıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime boşaltıyorum. Güzelce tepsimin her tarafına yayıyorum. Üç tane yumurtayı karıştırma kabıma alıyorum. Üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker ilave ediyorum ve köpük köpük oluncaya kadar mikserimle üzerine 1 çay bardağı süt, 1,5 su bardağı un ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve yeniden güzelce çırpıyorum. Hazırlamış olduğumuz hamurumuzu elmalarımızın üzerine boşaltıyoruz. Ve güzelce her tarafına yaydırıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına pişmeye gönderiyorum. Kekim fırından çıktı. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine tekrar bir pişirme kağıdı seriyorum. Ve kekimi dikkatli bir şekilde ters çeviriyorum. Tepsimizi ters çevireceğiz. Evet, fırın tepsimi kaldırıyorum. Şöyle kenara alıyorum. Ve dikkatli bir şekilde yağlı kağıdımızı elmamızın üzerinden alıyoruz. Kekimizin üzerinden alıyoruz. Şöyle kenara aldıktan sonra sıcakken katlıyoruz arkadaşlar. Şöyle çekeyim ki görüntüm güzel olsun. Tekrar. Evet, sıcak sıcak katladık. Şimdi tatlımızı dinlenmeye alacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç çatlama yapmadı. Rahat bir şekilde katladım. Tatlımı şöyle bir tabak üzerine aldım ve soğuması için bekletiyorum. Tatlımı bir süre dinlendirdikten sonra üzerine şimdi pudra şekeri serpiştiriyorum. Elmalı pasta sevenler için harika bir tarif arkadaşlar. Denemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Evet, pastamı kesip sizlere de dilimlerini göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle de bakın göstermek istiyorum. Gerçekten harika olmadı mı?
Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun.